Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle 2024 sepetimizi oluşturmaya bu bu sepeti çok farklı sektörlerle toplamaya devam ediyoruz. Şimdi konuşacağımız şirket, şimdi sizlere bilgisini vereceğim hisse senedi aslında hepinizin uzaktan yakından herkesin dilinde duyduğu mükemmel bir şirket. Baktığımızda Türkiye'nin köklü holdinglerinin iştiraki olan bir şirket arkadaşlar, elektrik, iletim dağıtım ve araç şarj istasyonu tarafında yani genel olarak elektriğin her yerinde faaliyet göstermekte ve herkesin de gönlünde taht kurmuş bir şirket. Hızlı bir şekilde videomuza geçmeden size bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kanalımız arkadaşlar bugün itibariyle 5000 abone sayısını geçti. Umarım 2024 sonunda daha büyük rakamlara ulaşacağız. Tabii ki bu başarı öncelikle sizlerin sayesinde. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar Enerjisan'ın internet sitesine bir girip şirketimizi bir inceleyelim. Dostlar sayılarla enerjiyi eğer özetleyecek olursak enerji 85 milyon nüfusun enerjisini karşılayan yani evine giren bir şirket. 85 milyona hitap eden bir şirket. 682 halka açık şarj noktası 1278 soketi mevcut. Baktığımızda 30.2 milyar TL düzenlemeye tabi varlık tabanı mevcut. 323.421 km2 dağıtım ağı uzunluğu mevcut. Bakın mükemmel rakamlar bunlar. 10.7 milyon müşteri sayısı. 32,7 titavat saat satış ile arkadaşlar mükemmel bir şirketten bahsediyoruz. Ve genel anlamda sürekli ödül alan bir şirket Türkiye'nin enerjisini karşılayan şirket Enerjisa diyoruz. Şimdi Enerjisa'nın bu tarafını geçtikten sonra çok fazla bu hani şarj istasyonları vesaire buralar için bu internet sitesindeki sayfayı fazla çeşitlendirmeyeceğim. Çünkü bir an önce faaliyet raporu tarafına geçmek istiyorum. Arkadaşlar faaliyet raporumuz çeyreklik faaliyet raporu sunumları bize. Siz bunlara bir de yıllık faaliyet raporlarını ekleyerek daha böyle analizinizi, analizinizi sağlam hale getirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar Enerjisan'ın baktığımızda yönetici bize kısa bir özet geçmiş. Demiş ki zorlu köşünlere rağmen 3 segmentte de üçlü operasyonel ve finansal performans sağlandı. Faaliyet gelirleri 9 aylık 2023'te %53 oranında arttı. Yani adam yaptığı işten para kazanmaya devam ediyor. Baz alınan net kar 9 aylık 2023'te %69 büyüyerek faaliyet gelirlerindeki artışı aştı. Mükemmel bir oran. Yatırımlar 3 kattan fazla artarak 8.7 milyar TL'ye ulaştı arkadaşlar. Yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Borçlanma oranı 1x'in altında seyretmeye devam ediyormuş. Sermayenin karlı yatırımlara aktarılması sonucunda faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı 5.2 milyar TL olarak kaydedilmiş. Orta vadeli görünümü de teyit etmişler. Yani 2023 yıl sonu baz alınan net kar 5-6 milyar TL arasıymış arkadaşlar bakın bunları bize göstergelerle de açıklamışlar muazzam bir artış %53 %69 yatırımlarda %268'lik bir artış faiz ve vergi sonrası serbest nakit satışı arkadaşlar görüyorsunuz burada da yine finansal net borcuna baktığımızda 0.9'a yani birin altında olarak karşımıza çıkıyor. Finansmana ilişkin bilgileri burada vermişler. Borç dağılımından bahsetmişler. Finansal borçların kredilerin bakın bu borç dağılımında kredilerin yüksek oranda etkisi mevcut. 13.2 milyar TL'lik. bakın şirket sürekli yatırım yaptığı için işte kredi tarafta biraz opsiyoner yani olması çok normal. Finansman oranlarına baktığımızda ortalama faizi yüzdelik nakit ve türev endüstrimanları dahil edersek bakın burada da 5.6 puanlık bir artış söz konusu. Ekim 2023'te 15 milyar TL tutarında yeşil tahvil ihraç edilmiş. Tavanı onaylanmış. Kısa süre önce de 20 milyar TL tutarında tahvil ihraç tavanı için başvuruda şirket bulunmuş. Faaliyet gelirlerinin gelişimine bakın baktığımızda 2022'den bu yana muazzam bir artış söz konusu. Baktığımızda burada da bu rakam bizlere verilmiş arkadaşlar. Baz alınan net kar gelişimi de yine aynı şekilde. Yani az önce bize yöneticinin açıkladığı her şeyi bakın her şeyi burada sunum şeklinde de anlatmış. Yönetici özeti gerçekten güzel. Yani bu konumda da bu faaliyet raporunu hazırlayan yöneticilere teşekkür ederiz. Zaten kapağın sonunda onlarla ilgili bilgi de gelir. Ama çok güzel bir sunum hazırlandığını görebiliyoruz. Yatırımlar ve servis nakit artışını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da iş kolları tarafından gerçekleşen yatırımların artışını ve serbest nakit akışını görüyoruz. Muazzam oranlar. Ekonomik net borca baktığımızda ise bu tarafta yine pozisyon olarak kiralama yükümlülükleri, müşteri pozisyonları, tahviller, krediler hepsini burada bize net bir şekilde göstermiş beklentilere baktığımızda, beklentiler tekrar edilmiş ve geliştirilmiş şöyle ki 2023 beklentileri teyit edilmiş ikinci çeyrekten bu yana baz alınan net karın daha önce paylaşılan aralığın üst seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyormuş. Zaten burada demiş ki faaliyet gelirleri 20-24 milyar. Baz alınan net kar 5-6 milyar, düzenlemeye tabi varlıklar 30-35 milyar, yatırımlar 11-15 milyar arası. Orta vadeli görünümde ise faaliyet gelirleri 2020-2025 arasında %30-%40 artışta devam eder. Baz alınan net kar ise 2022-2025 arasında %25-%35 olarak devam eder diye de teyitlemişler arkadaşlar. Enerjisa gerçekten bu anlamda çok güçlü ve köklü şirketlerden bir tanesi. Burada tabii ki enerjisa ile ilgili bakın sorumluluklardan bu verge ile ilgili vermişler bilgileri. Ekler tarafında dağıtım faaliyetleri, bu takım vesaire bunları Fine Tables tarafından bakacağız. Hemen özel tabloya geçiyorum aşağıya doğru. Aşağı indiğimde net gelir, dağıtım geliri ve performans müşteri çözümlerinden bahsetmiş. İşte yaş tanımcı ilişkileri ekibimizde burada hepsine ayrıca teşekkür ederiz bu bağlamda. Hemen hızlı bir şekilde Önce Fine Tables tarafına sizin alışık olduğunuz tarafa geçiyorum artık. 10 çeyreklik bilançoyu açtığımızda bakın geçtiğimiz yılın 9 ayında 1.2 milyar liralık bir kar varken... 10.5 milyar liralık bir çeyreklik net kar kasaya girmiş durumda. Öz kaynaklarımız muazzam oranda son 3 ayda artmış ve 32 milyar seviyesine çıkmış. Net borcumuz ve finansal borcumuz da tabii ki artmış. Çünkü ne dedik? Kredi tarafında enerjinin pozisyonu büyük. Kredi işlemleri büyük. Duran varlıkları artmış. Dönem varlıkları da muazzam bir şekilde artmış. Yani ikisi de eşit oranda arttığı için şirket iyi finansal edilebiliyor diyebilirim. Satışlarımız %63. Brüt karımız %42. Esas faaliyet karımız %67. İşte net dönem karımız. Burada bir patlama mevcut. Muazzam bir şekilde artmış. Şirket bilgilerini demiştik ki Sabancı Holding %40. Yine International bir şirket, yabancı bir şirketin %40. Diğer tarafında %20'lik bir pay piyasada geziyor. Yani 236 milyonluk bir lot arkadaşlar işlem görüyor. Baktığımızda ise sermayenin tamamı 1.1 milyar olarak karşımıza çıkıyor. Temettü verimi yüksek olan şirketlerden bir tanesi. Arkadaşlar 2018 yılında borsaya kota olan bir şirketten bahsediyoruz. Ve muhteşem bir şekilde temettü ödeyen bir şirketten bahsediyoruz. Bakın baktığımızda %7'lik bir temettü verimiyle çalışan bir şirket. 2023 yılında 2 liralık bir temettü vermişti. 2024 yılında ise aracı kurumların bankaların hedefleri 4.5-5 TL arası net temettü geliri arkadaşlar. O yüzden enerji sağ her zaman portföylerde olan şirketlerden bir tanesi. Sektörel olarak kıyaslayacaksak eğer enerji üretimi, üretim ve dağıtım tarafında enerjisi karşımıza çıkıyor ve baktığımızda dostlar bakın borçlu şirketleri geçtikten sonra bu sektörün bir numaralı enerjisi ve yine baktığımızda arkadaşlar sektörü üzerinde FK kıyaslaması yaparsak %100'lük bir fark var. Genel anlamda sektöründe arkadaşlar %70-80 oranında daha ucuz olarak görüyorum ben sektör kıyaslaması yaptığımızda şirketin. Şimdi kap tarafına baktığımızda son 5 tarafta aslında kapla ilgili Genel olarak borçlanma araçlarının kira sertifikaları bununla ilgili zaten biliyorsunuz işte fonlarla ilgili ihraç tamarı ilgili bir başvuru yapılmıştı. Onu az önce söyledik. Onun haricinde ise şu an faiz içeren ne demiş? Piyasa aracı işlemlerine faiz içeren bir bildirim yayınlamışlar. Ne demişler? Nitelikçi yatırımcıya satış 15 milyar tutarında borçlanma aracı az önce bahsetmiştik bunu. Onun haricinde ilk 5 kapı veri tarafında bir şey yok. Dosya tarafını şu anda indirmiyorum. 2024'te daha henüz bir haber yok. Geliyorum şimdi arkadaşlar. Takas ve aracı kurumu tarafına. Enerji sada neler dönüyor buna bakalım. Bakın enerji sada ciddi bir baskı var ama bu baskıya rağmen arkadaşlar şirket düşmeyen şirketlerden bir tanesi. Şimdi size onu söyleyeceğim tamam mı? Ona bakacağız. Aracı kurum dağılımına baktığımızda dostlar enerji sada Bankof'un alıcılık kapattığını ve net olarak 1.7 milyon yani 1 milyon 700 bin notla art bir şekilde kapattığını ve Bankof'un 925 milyon not aldığını görebiliyoruz aracı kurum dağılımında. Bunu kapattıktan sonra gelelim bizi ilgilendiren takas tarafına. Bakın takasa baktığımızda City'nin pozisyonunun Enersa'da birinci sırada olduğunu ve %20'lik bir takas sahip olduğunu görebiliyoruz. Diğer tarafında ise %45'lik bir takas söz konusu. İş var ikinci sırada takasta. Evet dağınık bir takas. Çünkü ne dedik enerji sayı temettücüler vesaire herkes topluyor. O yüzden dağınık bir takas buna katılıyorum. Satıcılar tarafına baktığımda aralığın birinden bu tarafa arkadaşlar City'nin tahtayı net bir şekilde baskıladığını görebiliyorsunuz. 4.9 milyonluk bir lot satmış. City satıyorsa birisi alıyordur. Geldiğimizde ise diğer tarafının lot aldığını görebiliyorsunuz. Yani City yavaş yavaş burada pozisyon küçülterek tahtayı baskılıyor ve milletin üstüne mal boşaltıyor. Fakat o kadar istikrarlı bir durum var ki yani istediği baskıyı bence kuramıyor. Bunu zaten birazdan e, grafik üzerinde de karşılaştıracağız. Yine bakın alıcılar tarafında bir önceki ay Kasım ayına inersem yine 8.7 milyonluk bir lot totalde karşımıza çıkıyor. City 12 milyon boşaltmış. Yani burada da muazzam bir şekilde lot boşalttığını görebiliyoruz City'nin. E, toplam takasına baktığında hala 47 milyonluk lotu karşımıza çıkıyor. Yani muazzam bir şekilde City bu tahtayı baskılıyor. Bu 2-2-4 bunu söylemekte fayda var. Tamam şirket çok güzel çok özel. İyi beklentilerimiz var ama yabancının da satışını söylemek gerekiyor. Alıcılar tarafında Aralık ayından bu zamana baktığımızda bakın Aralık ayında AK ve diğer bir yabancı şirketi görebiliyoruz. Yani daha şimdi Aralık ayı dedim pardon Ocak ayının ilk günlerinden itibaren 2024'ün ilk günlerinden itibaren yavaş yavaş tahtaya yabancının geldiğini ama hala diğer tarafında da muazzam bir lot toplandığını görebiliyoruz. O yüzden City Hala muazzam bir şekilde satmaya devam ediyor. Yani burada işte Enerjisan'ın sert bir şekilde yukarıya hareket etmemesinin sebebi City'nin tahtayı bir tık baskılaması. Ama baktığınızda da şimdi teknik analiz tarafına geçtiğimizde şurada 2022 Temmuz ayından yukarıya doğru oluşan muazzam bir trendimiz var. Bakın şöyle tepkisini almış yukarıya ve şu anda da biz dip diyeceğimiz seviyeye çok yakın bir seviyedeyiz. Neden? Çünkü daha öncesinde bu trend desteği, yükselen trend desteği muazzam bir şekilde çalışmış. Ve şu anda da görüntü olarak baktığımızda yine muazzam bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Şuradan tam temasımızı aldık. Yani diyorum ki enerjisi de şöyle bir durum söz konusu. Şurada ne kadar hem yatayında hem yükselen trendinde dip yapsa da şu noktada enerjisi de öyle bir iştah var ki yabancı satışına rağmen şirketi çok da fazla baskılayamıyorlar. Çünkü neden? Tepeden aşağıya arkadaşlar Enersa zirve rakamdan dip rakamına %25 düşmüştü. Şu anda ise %20'lik bir düşüşte hala fiyatlanmaya devam ediyor. Fakat teknik analiz tarafında değerlendirecek olursak şurada dip testi gayet nizami bir şekilde gerçekleşmiş. Tamam mı? Burası Enersa'nın dibiymiş. Yani dip seviyesinde Enersa'yı buradan arkadaşlar mallanmış. Tabii ki her dip Burası bitti artık yükselecek potansiyele söylemiyorum teknik grafik bize çok olumlu sinyaller veriyor fakat her zaman için bir stopumuz olacak. Şimdi öyle bir stop koymalıyız ki yükselen trendi ihlal etse de şurada ikili dip yapıp döneceği bir seviye olmalı bunun. O yüzden şu 43.18'ler tamam mı 43.18'ler Enerjisa'da net bir şekilde arkadaşlar stop noktamız tamam mı? Burayı sakın ama sakın atlamıyorsunuz 43.18 biraz daha esne 43 lira altı Enerjisa'da net stop seviyemiz. Burası bizim kol keseceğimiz nokta. E baktığında 43 liradan yukarıya ne kadar yukarıdasın? Hemen bakıyorum. 43 liradan yukarıya yaklaşık şirket %6'lık bir yükselişte fiyat performans sergilemeye devam ediyor. Yani şunu demek istiyorum. %6 altına stop koyup arkadaşlar Enelsa'da muhteşem bir getiri potansiyeli olan bir şirket olduğu için yukarıya doğru hedeflerinizi güncelleyebilirsiniz. Çünkü osilatörlerimiz ve hacim tarafında muazzam bir şekilde bakın baktığımızda artış söz konusu. Yabancı malı satsa da topluyorlar arkadaşlar bırakmıyorlar şirketi. O yüzden yukarıya doğru enerji sada muazzam bir potansiyel oluşabilir ve oluşuyor da. Şurada trend yönümüz lacivert çizginin yukarıya kırılmasıyla değişmiş ve geri kırmızı mum atmış. Ardından yeşili atarak hani diyoruz ya düşen kırılımı yaptı ve onay aldı. Onayını almış. Peki hocam benim için en güvenli bölge neresi dersen işte burada şurada 47 lira 0.6 kuruşluk bir rakamımız var ya. Bu rakam dikkatimizi çekiyor. 47 lira 0.6 kuruşun üstünde enerji gördüğün takdirde bu seviyelerden enerji sayı gönül rahatlığıyla maliyetlenebilirsin. Biliyorum şurada çok sıkı bir yatay bant var. Sen şimdi buradan 47 0, maliyetlendikten sonra şu aralardaki muazzam bir yatay banta takılıyorsun. O yüzden buraya geçmen birazcık zor olacak. Yani paldır küldür geçmek yerine buralarda da yine eski hareketlere oranla şöyle oyalana 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 oy oy bu yere geçeceksin. İşte asıl yükseliş buraya geçtikten sonra başlayacak. Yani enerjisi buradan yukarıya kademeli kademeli sakin sakin kalkar tamam mı? Kalktıktan sonra ise net bir şekilde ilk etapta 66 liraları görür. Hemen şuraya 66 lira fiyat hedefimizi bıraktık. Dedik ki 66 liraları hemen görür. Çünkü bu potansiyel enerjisi de var. 66 liranın üstünde ikinci hedefim benim 75 lira civarları. 75 TL'nin üstünde ise 94 liralara kadar bir potansiyel hedef söz konusu benim için enerji sada. O yüzden bu hedeflerimi buraya da bıraktım. Şimdi tekrar toparlayalım. Anlık fiyatımız 45 lira 96 kuruş. 43 lira dip seviyesi stop seviyesiyle %5 aşağıya marjda maliyetlenebilir. E buradan yukarıya doğru hedeflerimiz ne olur diye derseniz hemen bakalım. Buradan yukarıya hedeflerimizde işte muhteşem bir şekilde ilk etapta %45 daha sonra %65 daha sonra %105'lik getiri potansiyel ile enerji arkadaşlar sepette olabilir. Şimdi diyebilirsin ki hocam sağda solda her yerde 10 katı 5 katı 20 katı gidecek hisseler paylaşıyorlar. Sen %100'lük bir şirket getiriden bahsediyorsun bana. Evet dostlar burada %100'lük getiri sizin gözünüzü doyurmayabilir ama paranızı güvenli limanda tutup Sağlıklı bir şekilde para kazanmaktan bahsediyorum ben sizlere. Uçuk kaçık hedefler vermemeye çalışıyorum. Çünkü böyle bir şeye gerek yok. Bahsettiğimiz şirket enerjisa. Lotus sermayesi az şirketlerde zaten teknik tarafı ve temel tarafında bir şey yakalarsak bu taraftaki sinyalleri ya da bu taraftaki hedeflerimi ben de yükseltiyorum. Ama lütfen ama lütfen hayalci olmayalım. Enerjisa gibi bir şirketten bahsediyoruz. Köklü bir şirketten yaptığı işten genel anlamda baktığımızda işte Türkiye'deki enerji kaynağından ve kendi yönünü eşarj tarafına her yere çevirmiş bir şirketten bahsediyoruz. Ayrıca Enerjisa dediğimiz şirket eşarjın da %100 iştirakının sahibi arkadaşlar. Hani çoğu şirket şimdi baktığımız enerji şirketi araç şarj istasyonu yatırımı yaptığında uf uçacak kaçacak parayı bulacağız diyoruz ya. İşte bu adamlar bu şirketin a babasının %100 sermayesine sahip. Bunu zaten satın aldılar. E, elektrik iletim dağıtım vesaire bunlar da var. Yani enerji ile ilgili genel anlamda beklenti de belli. %7'lik %8'lik bir temettü çalışması var. Baktığında bu 43 lira rakamları bedava rakamlar. B Bedava rakamlar yani bundan sonraki hedefte ben sana ilk %100'ü verdim %100 hedefi gelecek. Burada oluşturduğu formasyona bakacağız. Endeks tarafındaki oluşuma bakacağız. Piyasa daha yeni yükselişe basmışsa biz de tabii ki hedefimizi revize edeceğiz. Ama bizler ilk etapta bu hedeflere geldiğimizde kar realizasyonu yapalım ki belki daha o an potansiyelli bir şirket çıkacak. Bu enerji şirketimiz dinlenmeye geçecek. İşte o zaman nakitimizi oraya geçirip orada bir tane daha %100 yapma imkanı bulacağız. Bakın para çok farklı katlanır arkadaşlar. 100.000 liramız ilk yüzde yüzde 200 bin lira olur. 200 bin liramız ikinci yüzde yüzde 400 bin lira olur. Yani biz iki tane yüzde yüz yakaladığımızda parayı zaten 4 katı yapmışız demektir. O yüzden lütfen algınızı bu tarafa doğru yönlendirmeye çalışın. Hayalci olmayalım. Gerçek rakamları, güzel şirketleri konuşalım. O yüzden zaten sizlere elimden geldiğince bakın burada mümkün oldukça sektörün iyilerini Baktığımızda takası düzgün olan şirketlerin videosunu yapmaya çalışıyorum. Bu şirketleri lütfen siz de farklı bir bakış açısıyla bakın ve portföyünüzde almak istiyorsanız almaya çalışın. Bu şirketlerin bir hikayesi var arkadaşlar benim tarafımdan. Benim araştırmalarımdan geçerli olan şirketler bunlar. Saçma sapan şirketleri paylaşıp şöyle uçacak böyle uçacak da diyebilirim. Gündemde olan şirketleri de paylaşabilirim ama elimden geldiğince sizlere biraz daha faydalı biraz daha bilgilendirici olmaya çalışıyorum. Diyerek videomuzu toparlayalım arkadaşlar. Rakamlarımız net. 43 lira stop. 47.06'nın üstünde ufak ufak toparlanır. Daha iyi gelişmelerle başlarız. Yukarıda %100'lük bir getiri hedefiyle hedef seviyelerimiz verilmiş durumda. Gene anlamda daha değişik teknik bilgileri yine bana sorabilirsiniz. Ayrıca size şu bilgiyi de vermek istiyorum. Katıl tarafına özel arkadaşlar eğitim videoları serisine başladım. Eğitim videoları tarafında orada düzenleyip yeniden net anlaşılır bir şekilde teknik analiz eğitimi tarafını oraya paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.